Bugün aslında şehirlerimizin bir bölümü de dahil olmak üzere bayağı hayatımızın içinde var olan ama gökyüzünde öteki kuşlarla çok sıklıkla karıştırdığımız ama ismini sıklıkla kullandığımız hem kavramsal olarak hem de sıfat olarak kullandığımız Şahin'le tanışacağız. Evet. Şahin deyince daha çok bizde Tofaş'ın arabaları geliyor aklımıza. Arka tarafta. O da oradan esin. O da oradan gelme. Şahinler spesifik avcı kuşlar. Yani hani değişik özellikleri var ve yaygınlar da bu arada. Oldukça yaygın. Hem Türkiye topraklarında hem de dünyanın her yerinde birçok türle temsil edilen küçüklü büyüklü spesifik dediğin gibi avcı kuşlar içinde. Aslında bu avcı kuşlar grubu geniş bir yelpaze. Tabii. Yani mesela karga da bir avcı kuş değil. Sayılır mı? Yok. Ne ayırt ediyor onları? Ama karga da eti yiyor bu arada. Avlanıyor da. Karga genel olarak diğer avcılardan farklı olarak leşçi fırsatçı bir kuştur. Kendisi ekstrem koşullar haricinde gidip de bir tavşan avlamaz. Birisinin avladığı tavşana ortak olur. Çöker. Çöker. Bizim genel olarak kabul ettiğimiz birçok türü var ama hani işte şahin, atmaca, kartal ki atmacayı da konuşalım. İstanbul'un önemli kuşlarından bir tanesidir. Kerkenez, delice gibi kuşlara biz avcı kuşlar diyoruz. Akspitere. Şahin'i öteki kuşlardan en temelde ayıran ne? Yani tipi olarak nasıl bir şahini görünce nasıl tanırız gökyüzünde ya da yerde karşılaşsak? Şimdi birçok türü var ama bizde en çok bilinen ve kuş gözleminde uğraşanların kolay ayırt edebileceği iki tür üzerinden gidelim. Daha önceki bölümlerde de yaptığımız gibi her bir türün birbirinden farklı davranışları vardır. Ama sanki bunu bir kuşmuş gibi üzerinde toplayalım. Bizde en çok görünen, en çok takip edilen, bilinen iki tane türle devam edelim. Bunlardan bir tanesi Buteo Buteo. Yani bizim şahin dediğimiz. Düz, beyaz şahin. Beyaz demeseydik iyiydi. Öbürü de Buteo Rufinus, kızıl şahin. Genellikle bunlar yakından gözlemlenmesi zordur. Geçen gün gene başka bir kuş için gözlemlenmesi zordu dedim de biraz... Robin. İtiraz ettiler bana. Bu adam hiç doğada kuş gözlemi yapmamış aslında. Zor değildir. Şurada bunu da şunu da hatırlatmak istiyorum. Şehirde yaşayan, bu işlerle uğraşmayan, belgeselle doğa tatminini gidermeye çalışan, doğa açlı olan insanların genel bakış açısından söylüyorum. Yoksa benim... Profesyonel bir gözlemci için çok rahatlıkla gözlenir. Çok rahatlıkla gözlenir. Biz şahinleri de genellikle av ararken ve gökyüzünde süzülürken gözlemleriz. Boyları genellikle ortalamasını alırsak işte 70-75 santime kadar uzayabilen gövde boyları. Kanat açıklıkları da yine türüne göre değişmekle beraber 1 metre 60 santime, 1 metre 70 santime kadar uzayan, genişliği olan, genellikle kahverengi tonlarında olan, kanat altında da türüne göre değişmekle beraber desenleri olan, mesela kızıl şahinde kanat altında böyle biraz göze benzeyen renk geçişlerinden oluşan bir deseni vardır. Avını ararken bizim tabirimizle ısınan havanın yükselmesiyle beraber oluşan termal dediğimiz döngünün içinde kanat çırpmadan o termali kullanarak süzülme hareketi yapan diğer avcılarda da, avcı kuşlarda da vardır bu. Ve avını gördüğü zaman direkt dalışa geçip yakalayan, biraz gözlemlediğimiz zaman kanat yapısıyla, rengiyle diğer avcı kuşlardan rahatlıkla ayırt edebileceğimiz bir avcı türdür Buteo, Buteo ve Buteo rufinus. Aynı zamanda görme yetenekleri genel olarak avcı kuşlarda böyle galiba. Yüksek bir görme becerisi var. Tabii. Çünkü biz bunu dile de dönüştürmüşüz yani. Şahin gibi görüyorsun. Tabii şahin gözü. Evet, oldukça yüksek çünkü davranışlarından kaynaklanıyor gene. Bu dedim ya, termalde av bulmak için, enerji harcamamak için, kanat çırpmamak için yükselirler, aşağı inerler ve yüzlerce metre aşağıda bir avı görmesi gerekiyor. Çok iyi odaklanır. Bizden farklı olarak hızlandığı zaman o odağını değiştirmesi gerekiyor ya, otomatik olarak çok hızlı yapar. Odağından asla ayrılmaz. Saatte işte 150-200 km hızla giderken bile odaklandığı avı net olarak odaklandığı da fare, tavşan falan yani hani şeyde koyuna kuzeye girmiyor değil mi? Yani spesifik olarak istisnaları var ama bizim bildiğimiz şahinlerin tamamı küçük memelilerle avlanmaya özelleşmiş. Özellikle de kemirgenlerle. Dünyanın neresine gidersen git, hangi boyutta şahin olursa olsun, küçüğü olur, büyüğü olur. Özellikle sanki böyle kemirgenlere karşı bir afinitileri var, ilgileri var. Yoğun kemirgen avcısıdır bunlar. İşte fareler, büyüğü, küçüğü, tarla faresi, cardını, tavşanı, sincabı, bunları özellikle avlarlar. Hani buradan da çıkış noktası. Özellikle bizim şehir hayatında, şehir etrafındaki hayatta insan varlığını tehdit edebilecek
kapasiteye sahip kemirgenler üzerinde baskı oluştururlar. Ha, bazı türleri vardır. Mesela ötücü kuşlarla da beslenir. Onları da avlar. Özellikle boyut olarak daha küçük olan türlerde ötücü kuşları, başka kuşları musallat olabiliyor. Onları da avlıyor. Boyut büyüdükçe tavşana kadar çıkıyor. Ama spesifik olarak küçük kemirgenlere özel ilgisi var. Bunun yılan avlayanı da var. Denk geldi mi avlıyor. Ama Şahin'in böyle bir şey var. Evrimsel olarak nasıl bir hikayeyle geliyor Sami? Yani hepsinin atası dinozor. O hepsinin atası dinozor. Çok eski kayıtlara kadar fosillerini takip edebiliyoruz. Şahin veya Şahin benzeri yırtıcı kuşların. Bana sorarsanız bunu da uydurma serbestliğimi kullanarak söylüyorum. Kuşların atası olan dinozorlardan gelen atasal kuşların avcılarla başladığı gibi bir hisse kapılıyorum ben. Yani oradan yani önce kartal, şahin, atmaca gibi türler. Sonra kargalar, robin. Gibi bana öyle geliyor. Ama bu şey, eğitimli atma diyelim biz buna. Senaryolaştırdığım zaman böyle bir şey geliyor. Yani çok eskilere kadar gidebiliyor yırtıcı kuşların şeyi. Yani avcı kuş olarak aynı zamanda beslemeyle de alakalı. Özellikle bunu Araplar falan çok seviyorlar. Bu kollarında kuş taşıdıkları tabii falan hikayesi. Onlarda atmacalar var mı ya da şahinler var mı? Yoksa daha kartal martal gibi hayvanları mı besliyorlar? Kültüre göre değişiyor. Özellikle Arap Yarımadası'nda avcılıkta atmaca kullanıyorlar. Şahin kullananlar var. Anadolu'da hala bu konuyla ilgili Karadeniz'de atmaca kullanırlar. Doğu Anadolu'da şahin kullanırlar. Ama daha derinlere, Asya'nın derinlerine gittiğin zaman işte Moğolistan civarlarına gittiğinde orada da kartal kullanıyorlar. Yani avcı kuşu av cihazı olarak, silahı olarak kullanmak çok yaygın. Roma'dan beri var. Belki daha eskisinden beri var. Bu Afrika'da da var. Orada da var. Ama yaşadığın yerin, habitatın özelliğine göre hangi avcı kuşu kullandığın değişiyor. Orta Asya'da kartal kullanılıyor. Araplarda atmaca kullanılıyor. Şahin kullanılıyor. Çoğu kullanılıyor. Nasıl bir aile hayatı var? Yani hikayesi ne? Çok eşli, tek eşli. Yumurtladığını biliyoruz. Yumurtluyor. Dinozor dişileri, olunca yumurtluyor. Dişileri ortalama 4 ila 5 yumurta yapıyorlar. Şimdi bazı türlerde tek eşliliğe benzeyen bir şey var, örüntü var. Kış döneminde mesela yuvayı terk edip başka yerlere göç eden, başka yerlere giden erkek bireydir. Bazı türlerde böyle bir davranış var. Ama hani böyle sıkı takip edildiğinde seni uzaktan sevmek, sevmelerin en güzeli gibi bir örüntü oluşuyor. Tek eşliliğe yatkınlar ama erkek zaman zaman yuvayı terk ediyor. Yuvanın bakımı dişiye kalıyor. 4-5 yumurta yumurtluyorlar. Yaşadıkları bölgedeki produktiviteye göre, zenginliğe göre yumurtaların hepsi de çıkabiliyor. Ama tüm avcı kuşlarda da benzer örüntü vardır. Yumurtalar aynı anda açılmıyorlar. Birkaç gün arayla açılıyorlar. Ve ortamın av bereketine göre en güçlü olan ya diğer yavrulara tacizde bulunuyor, öldürüyor, beslenmesini engelliyor. Eğer bol av varsa da hepsi beraber erginleşebiliyorlar. Belli bir zamana kadar anne kuluçkadayken avlanma işi erkek şahine düşüyor. O avlanıyor. Yumurtalardan yavrular çıktıktan sonra erkek bir süre daha avlanmasına destek oluyor. Ama daha sonra yuvanın asıl avcısı her zaman dişi oluyor. Bu ne zamana kadar? Artık yavru şahinlerin uçma tüyleri oluşmaya başladığında anne huysuzlaşmaya başlıyor. Ya az av veriyor ya av vermiyor. Onları mesela uçmaya teşvik ediyor yemekten keserek. Tamam bunlar avcı kuşlar ama sonuçta onlar da yumurta yapıyorlar. Savunmasız bir yumurta var. Yumurtaların da avcıları var. Bu avcılardan korunmak için, yuvayı bu avcılardan korunmak için de genellikle yüksek dağların aralarına, diğer avcı memelilerin ulaşamayacağı yerlere veya ağaçların yüksek doruklarına, türün büyüklüğüne göre değişen ebatlarda, yuvalarda yürüyorlar. Kent hayatına ne kadar yakınlar Sami? Yani İstanbul'da gerçekten yakın çevrede, Beykoz'da bilmem ne de ormanlarla iç içe olduğumuz yerlerde benim şahin görmüşlüğüm var. Daha doğrusu ben genel olarak kör bir adam olduğum için şahin olduğu iddia edilen lekeler görmüşlüğüm var gökyüzünde. Ben İstanbul'da birçok yırtıcıyı görüyorum. Şehir, yani şöyle bir kaba istif yaparsak, şehrin içine insanların yüksek gökdelenlerin, apartmanların olduğu yerde daha çok insanlarla beraber yaşayanlar atmaca ve atmaca türü yırtıcılar. Bir kademe dışarı çıktığımız zaman şahinlerin yuvalandığını, şahinlerin orada var olduğunu görüyoruz. Dönem deme avlanmak için insan
şehrin içine yaklaşıp daha sonra sınırlara doğru gittiğini, oralarda yuvalandığını 3 aşağı 5 yukarı gözlemleyebiliyoruz. Ama bunun kesin bir şey yok. Yani şeyde şehrin içinde de şahin yuvası görmen, şahin görmen olası. Ama popülasyon büyüklüğüne göre kıyaslandığında benim gözlemlediğim şehrin sınırı ve sınırın öbür tarafında yoğunlaşıp avlanmak için teritoriyel alanını insan medeniyetinin içine doğru genişleten bir yapısı var gibi gözüküyor. Yani şey hep bana şaşkınlık veriyor tabii. Yani mesela şahin nadir bir hayvan olduğunu düşünüyoruz aslında. Aslında öyle değil. Ciddi bir popülasyon. İstanbul'un yakın çevresinde, hayatımızın tamam. içerisinde, gelinciklerde de aynı hikaye vardı. Yani biz hani biz onları görmüyoruz ya da görmeye eğitmediğimiz için kendimizi fark etmiyoruz. Aslında biz bu canlılarla iç içe yaşıyoruz. Tabii yani ki, tabii ki. Bir şekilde onların tüketim alışkanlıkları ya da davranışsal değişimleri bizi etkileyecek, ekolojik olarak etkileyecek sınırda aslında. Tabii. Resmen beraber yaşıyoruz. Yani yüksek katlı binaların arasında muhtemelen ayırt edemediği bir cama çarpıp boynunu kırmış çok güzel bir atmaca ile karşılaştım. Ölüydü ama. Hayvan güzel bir hayvandı yani diyorsun. Güzel bir hayvandı. Yani de şeyde Göztepe'nin merkezinde muhtemelen onların da avcılıkları için bir teritoriyel avlanma alanları, bir hükümdarlık alanları var. Böyle yüzlerce kilometrelik alanlar değil onların. Daha küçük alanlar. Bu da demek oluyor ki ben bunu Göztepe'de gördüysem yakın çevrede bir yerde konuşlanıyor. Şahinler de öyle. Özellikle bu E5'in üstündeki kuzeye doğru gittikçe otobanları takip eden insanlar biraz daha yavaş gidip ağaçların arasından uygun saatte geçtiklerini, güneş doğarken veya güneşin battığı kızılca dönemlerde imkanları varsa dürbüne bile gerek yok. Gökyüzüne baktıklarını diğer kuşlardan çok rahat ayırt edebilecekleri yırtıcı kuşların üzerimizde uçtuğunu rahatlıkla görebilirler. Sadece bununla bir miktar ilgilenmek. Bunu birazcık fark etmek gerekiyor, evet. Efendim teşekkür ediyorum bizi şahinlerle tanıştırdığın için. Efendim ben teşekkür ediyorum. Bir zaman sonra belki Doğan görünümlü şahin. Beyaz şahin. Atmacalara, kartallara doğru geçeceğiz. Kartallara doğru geçeceğiz. Kötü şakamızı da yaptığımıza göre videomuzu sonlandırabiliriz. Görüşürüz.